Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 26 organik kimya ile devam ediyorum. 14. videomuz. Bugün sizlere aromatik hidrokarbonların adlandırılması, kullanım alanları ve tepkimelerinden bahsedeceğim. Adlandırma için iki tane kuralımız var. Birincisi, eğer aromatik bileşiğin adı benzen değil de toleyen gibi yaygın bir ad ise bu adı sağlayan grup bir numaralı karbonda kabul edilir. Diğer durumda hidrojene yer değiştiren gruplar alfabetik olarak sıralanarak adlandırılır. Şimdi... Birinci örneğimize bakalım. Birinci örnekte birinci kural geçerli. Eğer bileşin adı benzen değil de toleyen gibi yaygın bir isimse. Şimdi burada benzen halkasına CH3 bağlı. Yani toleyen yaygın ismine sahiptir bu bileşik. O zaman bu toleyen yaygın ismini sağlayan grup nedir? CH3 grubu. Numaralandırmayı buradan başlarız. Tabii ki substantin de düşük numaralı karbonda bulunması için sağa doğru devam ederiz. Numaralandırmaya 3, 4, 5 ve 6 olur. Bu durumda bileşiğimizin adı 3 brom toluen olacaktır. Diğer bir adı da şimdi CH3 ve brom grupları birbirine 1 ve 3 konumunda. Bu durumda 1 ve 3 konumu yani meta konumu demektir. Meta brom toluen de bu bileşiğin diğer adıdır. İkinci örneğimize geçelim. Burada da klor benzen temel e, isimlendirme olarak kabul edilir. O zaman klor benzen kabul edildiği için bir numaralı karbon burası. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu durumda da nedir? 2 brom klor benzen olarak bu bileşiği adlandırırız. Veya 1-2 konumunda bu iki substituyat birbirine yani orto konumu demek 1-2 konumu. Orto brom klor benzen de bu bileşiğin diğer adıdır. Buraya geldiğimizde benzen halkasında iki tane klor var. O zaman şuradan numaralandırmaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 şeklinde. Yani 1 4 diklor benzen bu bileşiğin adıdır. Veya klorlar birbirine 1 bir, 4 konumu yani para konumunda bağlı olduğu için para diklor benzen de diyebiliriz bu bileşiğin adına. Dördüncü ve son örneğimizde şöyle yine CH3 bağlı toleyen var. Ana adlandıracağımız bileşik olarak. O zaman CH3 toluen ismini sağladığı için buradan başlarız numaralandırmaya. Sağa doğru devam ederiz ki klor da düşük karbonlu düşük düşük numaralı karbon denk gelsin. 3 4 5 ve 6. O zaman nedir? 2'de ne var? 2 klor toluyendir bileşiğimizin adı. Bu ikisi birbirine bir iki konumu yani orta konumundadır. O zaman orto, klor, toluyen olarak da bu bileşiği adlandırabiliriz. Aromatik hidrokarbonların kullanım alanlarıyla devam edelim. Benzenin %90'dan fazlası petrolden elde edilir. Bunun için yapılan işlem hexanın halkalandırılarak aromatik hidrokarbona dönüştürülmesidir. Petrolden elde edilen benzenin büyük bir kısmı nerede kullanılır? Stiren plastiklerinin üretiminde kullanılan etil benzenin eldesi için kullanılır. Diğer kullanım alanları nelerdir? Bunlar fenol eldesi, dodasil benzen yani bir deterjandır dodesil benzen üretimi ve oktan numarasını artırmak için benzine katkı maddesi olarak ilave edilmesidir Alkanlardan hidrojen çıkarılarak aromatik hidrokarbon üretimi Bol miktarda Hidrojen gazı verir Bu gazda nerede kullanılır? Amonyak sentezinde Kullanılır önemli bir yer tutar Şimdi gelelim aromatik yer değiştirme tepkimelerine e, Aromatik hidrokarbonlar yer değiştirme tepkimesi verir Alken ve alkinlerin tersine Aromatik moleküller atomların iki bağ, ikili bağ katılması ile değil, yer değiştirmesi ile tepkime verir. Aromatik halka içerisinde belirli elektronlar bir pi elektron bulutu içerisinde delokalize edilirler. Yani şu şekilde bir aromatik halka çizersek pi elektronları yani çift bağdaki elektronlar bu halkaya delokalize olmuş, yani halka boyunca dağılmış durumdadırlar. Alken ve ise çoklu bağlardaki elektron yoğunluğu belli karbon atomları arasında lokalize olur. Yani mesela CH3 CH CH şöyle bir alken yazdığımızda ne olmuştur? Elektron yoğunluğu bu iki karbon arasında lokalize olmuştur. Yani burada toplanmıştır. Burada ise halkaya dağılmıştır. Bir yerde bir bölgede toplandığı için alken ve alkinlerin tepkime verme yatkınlığı aromatik halkalardan daha kolaydır, daha iyidir. Şimdi bir benzen halkası düşünelim. Bu benzen halkasına bir X grubu bağlanmak istediğinde 6 tane karbonda bütün pozisyonlar eşittir. İlk başta herhangi bir pozisyona bağlanır. Daha sonra buraya bir Y grubu bağlamak istediğimizde 5 tane olasılık vardır. Şimdi X burada duruyor. Y nereye gelebilir? aromatik halkamızı şöyle gösterelim. Y neye, nereye gelebilir? Orta pozisyonlara gelebilir. Burası bir orta pozisyon. İkinci orta pozisyonumuz neresidir? X. İkinci orta pozisyonu da burasıdır. Y. Buraya da gelebilir. Yani şimdi iki tane orta pozisyonuna bağlanabilir Y grubu. Başka iki tane de meta pozisyonu var bu halkanın. İki tane Y grubu da metaya bağlanabilir. X'ler burada. Şimdi metaya bağlanacak Y'ler de şuraya veya şuraya bağlanır. Artı bir tane olasılık kaldı. O da neresidir? O da para pozisyonudur. X burada. Para pozisyonu da burasıdır. Ve Y grubu buraya da bağlanabilir. Şimdi bu durumda yüzde 40 orta şu ikisi de yüzde 40 meta ve yüzde 20 de para pozisyonuna Y grubunun bağlanabileceğini söyleyebiliriz. Fakat gerçekte böyle midir? Şimdi yer değiştirme gelişi güzel olmaz ve az önce belirttiğimiz oranlarda ürünler meydana gelmez. Nasıl olur? Şimdi bakalım. Şu şekilde bir tane benzen halkamız var. Bu benzen halkasını önce nitroluyoruz. H, NO2 ve H2SO4 varlığında nitroladığımızda nitro ne yapar? Herhangi bir pozisyona bağlanabilir. Bütün pozisyonlar eşit. Nitroladıktan sonra klorlamak istiyoruz. Demir klorür varlığında. Bu durumda bu durumda nitro burada. Klor nereye gidecektir? Klor nereye gidecektir? Klor buraya gelecektir. %98 oranında bu ürün oluşur. Klor buraya gelir. Çünkü neden? Nitro klor atomunu meta konumuna yönlendirir. Klorun böyle bir özelliği vardır. Şimdi şuradan devam edersek önce klorlayıp sonra nitroladığımızı düşünelim. Önce klorluyoruz demir klorür varlığında. Ne dedik? Herhangi bir karbona bağlanabilir. Bütün pozisyonlar eşit en başta. Daha sonra da nitroladığımızı düşünelim. Sülfürik asit varlığında. Şimdi nitrolarken klor burada. Klor burada. Şimdi nitro grubu Nereye girebilir? İki tane olasılık var nitro grubu için. Klor burada. Nitro grubu orta para konumuna yönlendirdiği için, klor grubu orta para konumuna yönlendirdiği için nitro ortoya veya para konumuna bağlanabilir. %30 orta %70 de para konumunda nitro grubu bulunan bileşik elde edilir. Bu durumda da klor nedir? Orto para yönlendiricidir. Şimdi o zaman e, bu durumda bizim orto ve para yönlendirici olan grupları bilmemiz ve ona göre reaksiyonları tahmin etmemiz gerekecek. Evet, orto para yönlendirici gruplar NH2, OR, OH, OCOR, R ve X yani halojendir. Bunlar güçlüden zayıfa doğru sıralanmıştır bu sıra. Meta yönlendiricilerde yine güçlüden zayıfa doğru NO2, CN, SO3H, CHO, COR, COOH, COOR. Yani nitro grubu aldehit grubundan daha güçlü meta yönlendiricidir. Ya da burada NH2 grubu X grubundan daha güçlü orta para yönlendiricidir. Şimdi bir bileşikte bu gruplar olursa, şöyle olursa her ikisi de orta para ya da her ikisi de meta yönlendirici grup olursa bir bilişikte ne yapacağız o zaman? Daha güçlü olan yönlendirici baskındır. E, demin de dediğimiz gibi güçlüden zayıfa doğru sıralama daha güçlü olan baskın olacak. Eğer farklı tip iki yönlendirici grup varsa yani orta para yönlendirici bir tane, bir tane de meta yönlendirici gibi bu durumda orta para yönlendirici baskın olacak. Şimdi örnekler üzerinde bunu görelim. Şimdi bu bileşiği mono nitroladığımızı düşünelim. Yani bu bileşiğe bir nitro grubu daha bağlamak istiyoruz. Nereye bağlarız? Şimdi bileşiğimiz şöyle OH ve NO2 var. Bir nitro daha bağlayacağız biz bu bileşiğe. Hangi konuma bağlanacak? Şimdi bakıyoruz. OH var, NO2 var. OH ne yönlendirici? Bakıyoruz. OH grubu orta para yönlendirici. NO2 grubu ne yönlendirici? O da meta yönlendirici. Şimdi farklı tip iki tane yönlendirici var. Bu durumda neydi? Orta para yönlendirici daha baskındı. Yani OH bu durumda daha baskın. O zaman orta ve para konumuna bir nitro daha bağlanabilir. OH'ın orta konumu şurası. Para konumuna da bağlanma olasılığı var. OH'ın. Evet para konumu da OH'ın neresidir? 1, 2, 3, 4. konum burasıdır. Buraya da bir nitro bağlanır. Bu iki e, maddede madde de elde edilebilir. iki olasılık söz konusu. Diğer örneğimize gelecek olursak benzaldehit bu bileşiğimiz. Mono e, mononitrolanırsa ürün ne olur? Bunu oluyoruz. Şimdi burada yönlendirici grup olarak bir tane var. O da aldehit grubu. Aldehit grubu meta yönlendirici. Meta yönlendirici olduğuna göre bunun meta pozisyonu yani bu birse, iki, bir 2, 1, 2, 3 pozisyonu burası. O zaman meta e, yönlendirici olduğu için buraya bağlarız. Bu durumda da 1, 2, 3 pozisyonu ne elde etmiş olduğuz? olduk 3 nitro benzaldehit isimli bileşiği elde etmiş olduk. Bunları da adlandıracak olursak burada nedir? E fenolü ana zincir olarak kabul ettik. O zaman 1 2 3 4 5 ve 6 dersek 2 6 dinitro fenol olarak bu bileşiği adlandırırız. Burada da yine fenolü seçtik. 1 2 3 4 5 ve 6 bu durumda da 2 4 dinitro fenol de bu bileşiğin adı olacaktır Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar videomu beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın